Ne oldum delisi olma ey insan, ne olacağım de. Ve insanın geçmişine doğru baktığımızda üç başlangıç var. Bir, varlığın, maddi varlığın başlangıcı ki insanın başlangıcı ilk elementin başlangıcıdır. Evet, hidrojenin. Dolayısıyla insan vücudunda doğadaki elementlerin hemen birçoğu vardır. Vücudunuzda bir demir çivi yapacak kadar demir vardır. Vücudunuzda eser miktarı altın vardır. Vücudunuzda eser miktarı gümüş vardır. Vücudunuzda eser miktarı onlarca, hatta efendim yüzü aşkın element vardır. Çok ilginç. Dolayısıyla insan aynı zamanda maddi olarak bütün bir varlığı temsil ediyor aynı zamanda. Şunu diyemiyoruz mesela, kainatta insan bir numara. Bunu diyeyim. Niye? Kainatın tamamını araştırmamız lazım ki böyle bir cümle kuralım. Bunu destekleyen Kur'an ayeti yok mesela. Aksine geçen de söyledim, insan kibrini yenme konusunda kainatın yaratılışı insanın yaratılışından daha büyüktür diyen bir ayet var. Öbür tarafta Yasin suresinde ve bir iki surede daha, yani sizin gibilerini ya da sizden daha iyilerini yaratmaya kadirdir. Eyvallah, bir kısmından üstün, hepsinden üstün değil. Bu ayet var. Dolayısıyla kainatın tamamını elemedik, görmedik, yoklamadık ki insan kainatta biricik. Ya bunu diyemeyiz. Çok küçük, varlığımız çok küçük. Üzerinde bulunduğumuz gezegen çok küçük, çok. Bu gezegen gibi bizim galaksimizde katrilyonlarca gezegen var. Sayısı belirsiz. 300 milyar yıldız sistemi var ortalama. Onun da sayısı kesin değil. Dolayısıyla bu yıldız sistemleri içerisinde kaç tane gezegen Goldilocks bölgesinde, yani yaşama elverişli bölgede şu anda James Webb teleskopu onu temsil ediyor, onu araştırıyor. Şu ana kadar 40 bin tane gezegen tespit etmişler, yaşama elverişli bölgede olan. Dolayısıyla onlar üzerindeki elementleri spektrometre ile ölçüyorlar. Spektrumlardan ışığın gidip geri yansıması sonucunda kayalık gezegen mi yoksa diğer gezegenler mi? Su var mı? Demir var mı? Başka metal var mı? Oksijen var mı? Atmosfer var mı? Bunu spektrometre ile ölçüyorlar. Yani daha galaksimiz gibi yüz milyarlarca galaksi var. Ve daha bu evrenin, bilinen evrenin %5'i ancak. Yani Allahu Ekber'e geldik değil mi? Evet, öte gidemiyoruz görüyorsunuz. Onun için insanoğlunun kibirlenme için sebebi yok. Nokta bile değilsin ey insan. Nokta bile değilsin. O kadar büyük ki kainat. Sen nokta bile, senin bulunduğun gezegen nokta bile değil. Onun için şöyle düşünme ey insanoğlu. Ben olmasam, olmasaydım olmazdınız falan. Yok, öyle bir şey yok. Sen olmasan Allah'ın hiçbir şeyi eksilmezdi. Evet, asıl tersini kur bu cümlenin. Evet, sen olmasan eksilmezdi. Mutlaka birileri olurdu. Onun için sen vazgeçilmez değilsin. Kendini vazgeçilmez sanma. Bu anlamda işte kibrini yen meselesi burada ayet olarak karşımızda.